Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande sosyal demokrat bir siyasi yönetim anlayışını savunuyor. Zorlu reformları diyalog içerisinde yürürlüğe koyacaklarını söylüyor. Hollande göreve gelişinden sonra üçüncü kez patronlar, yerel yöneticiler ve sendikalarla istihdam için sosyal demokratik forumda bir araya geldi. Ülkemizin gücü, ana aktörü sizlersiniz. Siz olmadan hiçbir şey yapılamaz. Aynı zamanda devlet de geleceği hazırlamak için sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Hollande toplantıda bir sosyal sorumluluk anlaşması etrafında buluşulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu çerçeveyi kendileri için dar bulan bazı büyük sendikalarsa toplantıyı terk etti. Reform paketinin çıkış noktası sosyal ödenek ve kurumlar vergisini kısarak büyümeyi ve istihdamı teşvik edebilmek. Hollande'ın reform planına karşı çıkanlar bunun için her zaman en acılı yolun seçildiğini ve ancak kitlesel karşı koyuşlar ve protestoların ardından vazgeçildiğini ifade ediyor. Fransa'nın çalışmak için kötü, yaşamak içinse güzel bir yer olduğu imajı verildiğini savunuyor. Fransa çalışma saatlerinde diğer Avrupa ülkelerine göre açık bir şekilde geride. Almanlar, İngilizler ve Portekizliler en uzun çalışma saatlerine sahip. Birçok ülkede haftada 40 saat çalışılıyor. Almanya'da 37, Portekiz'de ise 38.3 ortalama haftalık çalışma süresi bulunuyor. Buna karşılık Fransa en uzun tatile sahip. Ücretli izin günü Almanya'da 29, Hollanda'da 28, Fransa'da ise çalışanlar 36 gün yıllık izin kullanabiliyor. Yine bir Fransız çalışanın kurumuna saatlik maliyeti 35 euro. Bu rakam Avrupa Birliği içerisinde yalnızca İsveç, Danimarka, Belçika ve Lüksemburg'dan geride. Almanya'dan aşık bir şekilde ileride Bulgaristan'daki durumsa birliğin diğer ülkeleriyle karşılaştırılmayacak şekilde. Fransa'da girişimcilik büyük bir yükün altına girmek anlamına geliyor. Kurumlar vergisi yalnızca İtalya'da daha yüksek. Sosyal kesintiler de eklendiğinde Fransız şirketleri en büyük yükle karşı karşıya kalıyor. Şirketlerin yaptığı ödenekler yaklaşık 35 milyar euroyu bulurken bu her yıl kamudaki sosyal harcamaların %62'sini karşılıyor. Hollande'ın reform paketine karşı çıkanlar Avrupa'nın en kısa süreli iş gören ve maliyeti en yüksek çalışanları olan Fransız işçilerinin aynı zamanda en verimlileri olduğunu da savunuyor. Halen Avrupa'nın en büyük 100 şirketi listesinin 1/3'ünü Fransız şirketleri oluşturuyor.